Merhaba arkadaşlar. Evimin Renkleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Japon küpelisini anlatacağım. Melekşe Güller'den olan bu Japon küpelisi çiçeğimiz güneş ışınını çok seviyor. Güneş ışınını gördüğü yerlerde gördüğünüz üzere çiçeklenmeler oluyor. Biraz daha yaklaştır tatlım. Bu şekilde çiçeklenmeleri çoğalıyor güneş gören yerlerde. Güneşi az gören yerlerde ise çiçeklenmesi az oluyor arkadaşlar. Toprağını geçirgen olması lazım. Torfulu toprak kullanıyoruz. Menekşelerin hepsinde torfulu toprak kullanıyoruz. Torfulu toprak olup olmadığını nereden anlarız arkadaşlar? Toprağı hafif nemlendirip avucumuzla şu şekilde sıkarız. Açtığımız zaman şu şekilde dağılıyorsa elimizle. Bu torfulu topraktır ve güvenli kullanabiliriz. Menekşelerin en çok ihtiyacı olan şey kemik tozu suyudur. Kalsiyum açısından zengin olması gerekiyor toprağının. Çünkü yaprakları ve kendisinin kalsiyuma en fazla ihtiyacı olan bir bitki çeşididir. Bu yüzden menekşelere ve menekşegillerden olan bu güzelim Japon küpelisine bol derecede kalsiyum suyu vermemiz gerekiyor. Ben yumurta kabuklarından yine kalsiyum suyumu hazırladım. Aynı şekilde nasıl yapıldığına dair bir video çekip de kanalıma koymuştum. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Ara ara buna muz kabuğuyla potasyum da verebiliriz. Sağlıklı olacaktır. Daha böyle kuvvetli, güçlü olacaktır. Eğer ki bu Japon küpelisi çiçeğinizde şu şekilde yapraklarında lekelenmeler varsa bunlar su değdiği içindir. Biz menekşe türü olan menekşe ailesinden olan bitkilerin hiçbirisinin yaprağına su değdirmiyoruz. Sadece toprağına kıyısından sulama yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben toprağını değiştireceğim. Yeni bir toprak, yeni bir saksıya ekeceğim arkadaşlar. Şu şekilde önce toprağı havalandırıyorum. Benim şu anda hiç yumurta kabuğum kalmadığı için içerisini kıramayacağım. Çünkü sulamaya kullanmıştım. Vitaminli yapmıştım. Şu şekilde hafifçe açıyoruz. Şimdi arkadaşlar zaten kuru şu anda. O yüzden saksıdan direkt çıktı. Evet. Şu anda size göstermek istediğim. Arkadaşlar bunlar bu küpelinin dibinde köklerinden çıkıyor. Gördüğünüz üzere artık ucundan da fideleme yapmış. Saksının dip kısmına sarmış. Bunları şuradan hiç fidesini dokunmadan buradan da eğer ki toprağa ekerseniz yeni fideler elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Şimdi toprağını bir kırıp bir içerisine bakalım. Görmüş olduğunuz üzere burada da var. Şöyle toprağını değiştireceğim için bu toprağı karıştırmayayım. Şöyle kenarda bırakayım. Evet. Gördüğünüz gibi. Daha geçirgen bir toprağa ekeceğim. Daha rahat gelişimini sağlayacak ve gün ışığı alacak. Güneşe direkt koymuyoruz. Eğer ki toprak değişimi sırasında bu küçük köklenmeler toprağın içerisine karıştıysa ve bu toprağı başka çiçeklerde kullanırsanız tekrardan o çiçeklerin dibinden de yine bu Japon küpelisini elde etmiş olacaksınız. Bir sürpriz olmuş olacaktır size. Evet arkadaşlar. Şimdi ekime geçiyorum. Gördüğünüz üzere bunları da içerisine bırakacağım. Altına biraz koydum. Daha sonra bu şekilde. Bunlar birbirine yakın olduğu zaman saksıda böyle daha çok coşkulu, güzel duruyor. Ben bunun fidesini yaklaşık
5-6 ay önce almıştım. Ve görmüş olduğunuz üzere 5-6 ayda çok güzel gelişimini gösterdi. Menekşegillerden, Menekşe ailesinden olan bir tür. Böyle dikkat ederek ekeceğim arkadaşlar. Evet. Daldan da tutturabilirsiniz aynı şekilde bu çiçeği. Köklenmeler çok güzel oluyor. Dediğim gibi çok fazla güneş görmesin. Aşırı sulama yapmıyoruz. Aşırı sulama yapmak bütün çiçeklerde sineklenmeye ve ölümüne sebep olur. Özellikle buna dikkat edelim. Toprağa torfu kullanmaya dikkat edelim. Menekşelerde, özellikle menekşelerde torfu toprak çok önemli arkadaşlar. Kalsiyum çok önemli. Eğer ki kemik tozu suyu bulamıyorsanız çiçekçiler genellikle bu bitkileri onu kullanır. Evde direkt en kolay kalsiyum yapmak yumurta kabuğuyla. Direkt bunu o şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Şimdi sulamasını göstereceğim size. Bunu bir kere boyunca şöyle güzelce bir kalsiyumu veriyorum arkadaşlar. Dibine bol miktarda. Bu hem can suyu oluyor hem tutunma suyu oluyor. Bu şekilde bir iki gün bunu idare edecektir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde ektik. Evet. Görüyorsunuz çiçekleri. Göstereyim. Arkadaşlar, bu yapraklarını suya koyup köklendirme yapacağım. Ve o şekilde tekrardan küpeliden, bu Japon küpelisinden elde edeceğim arkadaşlar. Yaklaşık bir hafta veya da 10 gün suda bekletip iyice köklendikten sonra tekrar bunları toprağa alacağım. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz yeni videolarda görüşmek üzere. Videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çiçeklerinize bol bol sevgi verin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.